Ankara'nın Altındağ ilçesinde çok sayıda köpek cesedi bulundu. Köpeklerin poşetler içerisinde çukurlara atıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada infiale sebep olurken olayla ilgili Altındağ Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada bahsi geçen bölgenin Altındağ Belediyesi'ne ait 5000 metrekare büyüklüğündeki 150 kapasiteli geçici bakım evinin yakınında bulunan hayvan mezarlığı olduğu, gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerde doğal ölümü gerçekleşen veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alan olduğu belirtildi. Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle: "Dün gece itibariyle belediyemizin adıyla yayılan haberlere ilişkin basın açıklamamızı kamuoyunun dikkatine sunarız." Haberde bahsi geçen alan Altındağ Belediyesi'ne ait 5000 metrekare büyüklüğündeki 150 kapasiteli geçici bakım evimizin yakınında bulunan hayvan mezarlığıdır. Bu mezarlık gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerimizde doğal ölümü gerçekleşen ve veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alandır. Altındağ Belediyesi diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 yaşamını yitiren hayvanları toplamaktadır ve sağlık hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir. Burası yine sınırlarımız içerisinde yer alan çevre köylerimizde benzer sebeplerle ölen koyun, eşek, at gibi küçük ve büyükbaş hayvan ölülerinin de gömüldüğü bir alandır. Yine kamuoyuna hayvanların parçalanarak öldürüldüğü şeklinde yansıyan haber Bölgemizde parçalanmış bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizde yerinden alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibarettir. Söz konusu köpeğin sokaktan alınırken çekilmiş fotoğrafları savcılığa sunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu alan belediyemize ait kurban kesim alanının da yakınında olup yakın zamanda idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın kurban kesiminin ardından alanda bıraktığı hayvan atıklarının da gömüldüğü bölgedir. Bu açıklamaların ışığında kamuoyunda katliam şeklinde lanse edilen haberler tamamen asılsızdır. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara'da belediyemizde yakın çalışan hayvan hakları dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının da yakından bildiği üzere hayvanseverliğiyle tanınan bir belediye başkanıdır. Başkanımız Veysel Tiryaki'nin seçim beyannamesinde de yer alan Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan yaşam ve rehabilitasyon merkezi yapımı için başkanımız göreve geldiği gün talimatını vermiş ve barınağımızın projesi tamamlanmıştır. Bin hayvan kapasiteli hayvan yaşam ve rehabilitasyon merkezi içinde açık ve kapalı Padoklar, lavusa barınakları, köpek gezinme ve egzersiz alanları, hayvan hastanesi ve hayvan oteli yer almaktadır. Bu alan köpek eğitim kampüsü olarak da hizmet verecektir. Çok yakında yapımına başlayacağımız Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan rehabilitasyon tesisinin projesini hayata geçirme arzusunda olan bir belediyenin katliam yapması düşünülemez. Hayvan hakları konusuna bu zihniyette yaklaşan bir belediye başkanının katliam yaptığının iddia edilmesi haksız bir suçlamadır. Hayvan hakları savunucularının hassasiyetine anlayışla yaklaşmakla birlikte maruz kaldığımız ithamların haksızlığını belirtiyor, konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.